Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanım 8'in sorularını çözüyoruz. Bakalım birinci sorumuz neymiş? Yukarıda rafta kitaplar verilmiştir. Yani şimdi tarih, Türkçe ve coğrafya kitaplarının verildiğini görüyoruz. Kitaplar rafa kaç farklı şekilde dizilebilir demiş gençler. Şimdi buradaki kitap sayısından hareket edelim. 5 tane tarih kitabı var değil mi? 5 tane. 5 tane tarih kitabı. 4 tane Türkçe kitabı, 2 tane de coğrafya kitabı görüyoruz. Şimdi soru da ne diyor bakın dikkat. Kitaplar rafa kaç farklı şekilde dizilebilir? Şart var mı? Yok. Yan yana olma, yok birbirinden ayrılmama, yok köşelerde o olma bu olma gibi şartlar yok. Direkt biz buradaki 9 artı 2'den 11 kitabı kaç farklı şekilde dizebiliriz? Bu sorulmuş. Bunun için şunu yapıyorduk. Eğer permütasyon kullanacaksak 11 kitabın 11'i kaç farklı şekilde dizilir? Veya direkt 11 faktör yeri kullanabiliriz. Yani direkt 11 faktör yer dersek olay tamamlanmış olur. Doğru cevap E şıkkıdır. Veya şöyle de düşünülebilir bakın. 11 tane sonuçta yer olacak. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi birincisine 11 kitap, ikincisine 10 kitap, üçüncüsüne 9 kitap, dördüncüsüne 8, beşinciye 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve sonuncusuna 1 kitap gelebilir deyip bunları çarpsaydık çarpma yoluyla saymayla da bu soruyu bu şekilde çözebilirdik gençler. Ne gelirdi gene? 11 faktöryel gelmiş olurdu. Fakat direkt 11 nesne varsa biz bunların sıralanışını 11 faktöryel olarak düşünebiliriz. Yani 4 nesne olsaydı 4 faktöriyel diyecek. Mantık bu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda aynı raf üzerinden devam eden bir soru. Aynı tür kitaplar yan yana olacak şekilde kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi şartımız var. O da nedir? Aynı tür kitaplar yan yana. Şimdi burada ciltleme mantığını ya da yapıştırma mantığını kullandığımızı söyleyebiliriz. Tarih kitaplarını yapıştırdığımı düşünün. Kaç tane var? 5 tane var. Bunlar artık bir tane nesne oldu. Türkçe kitaplarını yapıştırdık. Bu da bir nesne oldu. Coğrafya kitaplarını yapıştırdık. Bu da bir nesne oldu. 1 artı 1 artı 1'den sonuç olarak elimde 3 nesne var. Bunları yapıştırmamız sebebi gençler soruda istenileni sağlatmak. Ki soruda istenilen ne? Yan yana olması. Eğer ben bunları yapıştırdım ya da cilt dediğimi düşünürsem bunlar yan yana olmuş olur kesinlikle. Yani 3 tane nesne kaç farklı şekilde dizilebilir? 3 faktöriyel yani farklı şekilde. Fakat ben bunları ciltledim. Ama bunların kendi arasında yer değiştirme durumları da var. Yani 5 tane tarih kitabının kendi arasında yer değiştirmesine bakacağım. Çünkü 9, 10, 11, 12 TYT diye dizildi mesela. Diğer taraftan TYT 19, 11, 12 diye de dizilebilir. Yani böyle birden farklı şekilde dizilme durumları var. Bunları da göz önünde bulundurmamız lazım. 5 kitap olduğuna göre bunlar da 5 faktöryel farklı şekilde yer değiştirecektir. Türkçe kitapları da kendi arasında yer değiştirecek. 4 kitap olduğuna göre 4 faktöriyel farklı şekilde onlar da yer değiştirir. Coğrafi kitapları da 2 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirecektir. Yani cevap ne gelir bakın. Bu çarpımın sonucu C şıkkına eşittir. Doğru cevap C olur. Şimdi bunu nereden geldiğini tekrar bir anlatalım. 3 faktöriyel dediğimiz bu ciltlerin yer değiştirmesi. Ciltler diyelim. 5 faktoryel nereden geldi? Tarih kitaplarından geldi. 4 faktoryel Türkçe kitaplarının kendi arasında yer değiştirmesinden geldi. 2 faktoryel ise coğrafya kitaplarının kendi arasında yer değiştirmesinden geldi. Yani bu soruda çıkaracağımız sonuç yan yana olmasını istiyorsak bunları ciltlemiş gibi düşünebiliriz. Fakat ciltlemiş gibi düşündükten sonra bunların kendi arasındaki sıralamasını da göz önünde bulundurmalısınız gençler. Bu yönden güzel bir örnek oldu. Karşınıza çıkabilir böyle sorular. Gene aynı raf üzerinden devam ediyoruz. Bir raf üzerinden kaç tane sorun çıkartabiliriz gibi bir duruma da döndük. Coğrafya kitapları başta ve sonda olmak şartıyla kaç farklı şekilde dizilebilir? Bakın coğrafyayı, 11 coğrafyayı başa aldığımı düşünün. 12 coğrafyayı sona aldığımı düşünün. Ya da 12 coğrafyayı başa, 11 coğrafyayı sona aldığımızı düşünelim. Şimdi burada iki durum var. Yani oluşan durumları 2 ile çarpacağız. Önce şuna bakalım. Coğrafyaları atarsak geriye kaç kitap kalır? 5 artı 4'ten 9 tane kitap var. İkinci durumda da zaten 9 kitap var. Biz 9 kitabı kaç farklı şekilde yerleştirebiliriz? 9 faktöriyel. Yani. E bir de bunların başa ve sona gelmeden dolayı bakın iki farklı durumu var. Oradan da çarpı 2 faktöriyel geldi. Bu durumda ne oldu cevap? B seçeneği oldu. Doğru cevap B şıkkıdır. Yani coğrafyaları kendi arasında yer değiştirdik. Bir de 9 kitabı kendi arasında yer değiştirdik. Geldik ikinci soruya. 2014 YGS sorusu. A, B ve C marka 3 adet yerli otomobil ile X, Y ve Z marka 3 adet Yabancı otomobil tek sıra halinde aşağıdaki koşullara uygun olarak bir fuarda sergilenecektir. Geldik şart kısımlarına. Yerli ve yabancı otomobiller kendi içerisinde ard arda dizilecektir. Sonra A marka otomobil tüm otomobiller arasında ilk veya son sırada olacak. Bakın. Yerli ve yabancı otomobiller kendi arasında ard arda dizilecek. Yani bir bütün olacak onlar ve de A marka otomobil tüm otomobiller arasında ilk veya son sırada olacak. X marka otomobil ise yabancı otomobiller arasında ilk veya son sırada olacaktır diyor. Şimdi yerliler burada. Yabancılar burada. Olacak şekilde bir düşünelim. Şimdi şöyle yaparsak başa A'yı koyarsam burada da X marka yabancılar arasında ya sonunda ya başta olacak diyor. X'i böyle alabiliriz. A'yı gene buraya aldık. Bu sefer X'i sona alabiliriz. Veya ne yapabiliriz? Bunların yerlerini değiştirebiliriz. Yani yabancılar sorda olsun, yerliler sağda olsun gibi düşünelim gençler. Ha Burada ne olacak bu durumda o zaman? Yabancılar arasında X başta olabilir ya da yabancılar arasında x sonda olabilir. Yerliler arasında a ne olacak tüm arabalar içinde sonda olacağına göre yerliler arasında sonda alacağız. <laughs> Şimdi gençler a'yı attık. Buraya kaç tane araba kaldı? b ve c. Bu b ve c'yi kaç farklı şekilde yer değiştirebilirim? 2 faktöryel. Yani. Çarpı diyorum yabancılara bakacağım. Yabancılarda y ve z kaldı. Bunları gene yer değiştirebilirim. İki nesne varsa iki faktöryel farklı şekilde yer değiştirir. Zaten gördüğümüz zaman da şöyle düşünebilirsiniz. X, Y, Z olabilir. X, Z, Y olabilir. A, B, C olabilir. A, C, B olabilir. Yani buraya da dönmüş oluyor. Gene burada B ve C yer değiştirecek. İki faktöryel çarpı buradan da gene iki faktöryel gelecek. X'i koyduk Y ve Z. İki faktöryel farklı şekilde yer değiştirir. Burada da B ve C iki faktöryel farklı şekilde. Gene burada 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şurası ne yaptı? 4. 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 4. Burası da 4. Burası da 4. Bakın 4 farklı dizilişi ele aldık. Yani bu sorudaki şu iki şartı sağlayacak şekilde 4 durumu göz önünde bulundurduk. Bunlar için ne bulduk? Her biri için 4 durum bulduk. O halde bunları toplarsak 4 artı 4 artı 4 artı 4'ten 16 farklı biçimde sergilenebilir. Doğru cevap değişik konu gençler. Yani böyle şartlar varsa bu şartları uygun şekilde öncelikle yerleştirip diğerlerini buna bağlı olarak yerleştirmeniz kolay olacaktır. Evet bu videonun da sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.